Merhaba Gizem. Bugün seninle cümle çeşitlerine bakacağız. Cümle çeşitleri, cümlenin ögeleri konusunun bir üst hali. Burada neler var hocam? Cümle çeşitleri deyince yüklemine göre cümleler, öge dizisine göre cümleler, anlamına göre cümleler ve yapısına göre cümleler olmak üzere dört kısımda ayırıyoruz. Sorusu nasıl gelir? Sorusu her bir kalıbın aslında yani mesela yüklemine göre farklıdır diye sorar veya öge dizisine göre farklıdır diye sorar. Anlamına göre farklıdır diye sorar. Bazen de hangisi işte bileşik cümledir veya sıralı cümledir, bağlı cümledir şeklinde sorular gelebilir. Hemen bakalım. Yüklemine göre cümleler. Daha önceki derslerimizde de söylemiştim. Yüklemlerimiz bizim fiillerden ve isimlerden oluşur. Çoğunluğu fiillerdir. %90'ı bizim yüklemlerimiz nedir? Fiillerdir. Ama az da olsa isimlerimizde yüklem oluyordu. İsimler yüklem yapan neydi? Hatırlayalım. Ek fiilin ikinci göreviydi. Ek fiilin ikinci görevi isimlerin üzerine gelerek onları yüklem yapardı. Mesela oradaki örneğimizi hatırlayalım. Okula gelen Ahmet'ti. Bak Ahmet'ti yüklem. Ahmet'ti yüklem yapan oradaki ek fiil. O zaman yüklemine göre cümleler deyince yükleme bakacağız. Yüklemimiz isim soyluğu mu, fiil soyluğu mu ya da fiil mi isim mi? Eğer fiilse bu cümlemiz fiil cümlesidir ya da eylem cümlesi de geçer. Eğer yüklemimiz isimse isim cümlesidir veya ad cümlesi şeklinde geçer. Geldik ikinci başlığımıza. Öge dizisine göre cümleler. Öge dizilişinden kastımız bütün ögelere bakmıyoruz burada. Sadece baktığımız bir ögemiz var. O da yüklemimiz. Yüklemimiz nerede bulunuyor ona bakıyoruz. Eğer yüklem sondaysa biz buna kurallı cümle diyoruz. Yani Türkçenin kalıbı, kuralı şudur. Yüklem her zaman sonda bulunur. Yani her dilin kendine göre bir kalıbı vardır. Türkçenin kalıbında da, kuralında da ortaya çıktığında Türkçede yüklem sonda bulunur şeklindedir. İşte eğer yüklem sondaysa, cümlenin en sonundaysa buna kurallı cümle diyoruz. İkincisi devrik cümle. Devrik cümle, devirmek kelimesinden düşünelim. Devirmek, var olan bir şey yıkmak anlamındadır. Burada da kuralı yıkıyoruz aslında. Kural neydi? Yüklem sonda bulunurdu. Yüklem sonda bulunuru yıkıyoruz. Ne oluyor? Yüklem başta veya ortada bulunuyor. Buna da biz ne diyoruz? Devrik cümle ya da kuralsız cümle diyoruz. Bir de eksiltili cümlemiz var. Eksiltili cümle yüklemin olmadığı cümlelerdir. Bu cümleler zaten nasıl anlarız? Sonunda 3 nokta mutlaka bulunmak zorundadır. 3 nokta varsa bir cümlenin sonunda orada eksiltili cümle var demektir. Anlamına göre cümlelere geçtiğimiz zaman olumlu, olumsuz, işte soru, şart, istek, emir, ünlem cümlesi gibi cümlelerimiz var. Olumlu cümle. Burada olumludan kastımız bahsedilen için gerçekleşmesidir. Anlama bakmıyoruz burada. Yani anlamdan kastımız şu değil. İçerik olumsuz olabilir. Mesela ölmek veya işte hasta olmak şu gibi yani olumsuz çağrışımlarda bulunabilir. Önemli olan burada bu değil. Var olan fiil gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? Yani söylenen iş gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi ona bakıyoruz. Eğer söylenen iş gerçekleşmiş veya bahsedilen isim varsa buna olumlu cümle diyoruz. Mesela şiddetli yağışların dolayı yol trafiğe kapandı. Kapanma işi normalde olumsuz gibi. Ama iş gerçekleştiği için bu cümlemiz olumlu bir cümle oluyor. Yani iş gerçekleşmişse buna biz olumlu cümle diyoruz. İş gerçekleşmemişse de olumsuz cümle. Mame ile yapılır fiillerde, isimlerde de değil ile yapılır. Mesela bu da kendi içerisinde tekrardan ikiye ayrılıyor. Yapıca olumlu, anlamca olumsuz. İçerisinde olumsuz eki olmadığı halde kastettiği anlam olumsuz olacak. Tekrar söylüyorum. İçerisinde olumsuz eki olmadığı halde kastettiği anlam olumsuz olacak. Mesela senden ayrı kalmaya dayanacak gücüm mü var? Burada olumsuz eki yok ama cümlenin kastettiği anlam ne? Cümlenin kastettiği anlam gücüm yok anlamına geliyor. Veya ikincisi yapıca olumsuz, anlamca olumlu.
İki tane hani matematik eksi eksinin çarpımı artı gibi olduğunu düşünürsek yapıcı olumsuz olduğu halde anlamı olumlu olan içerisinde iki tane olumsuzluk varsa bir cümlenin o cümleden iki olumsuzdan bir olumlu çıkar. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır gibi düşüneceğiz. Mesela yarın okula gelmiyor değilim. Ne demek? Okula geliyorum anlamında bak. Bu yapıca olumsuz ama anlamca olumlu. Yani geliyorum anlamında. Veya bu konuyu bilmiyor değilim örneğini verdik. Biliyorum anlamında kullandı. Buraya devam edelim. Soru cümlesini zaten biliyoruz. Soru ifade eden cümlelere soru cümlesidir. Şart cümlesi genellikle SSA ile yapılır ama bazen şartıyla kelimesi de yapılır. İstek cümlesi elim alımla yapılır. Emir cümlesi ki peki yoktur emrin hatırlayalım. Ünlem cümlesi nedir? Duygular ifade eden mesela derhal odanızı toplayın şey veya aman sobayı açıp unutmayın. Bunlar nedir? Bunlar derhal odanızı toplayın emir cümlesi tabii ki. Aman sobayı açıp unutmayın. Burada ünlem cümlemiz var. Toparlayacak olursak anlamına göre cümlelere özellikle olumlu ve olumsuza bakacağız. Olumlu cümle demek ne demekmiş? Olumlu cümle bahsedilen işin gerçekleşmiş olması durumudur. Yani yapılan iş yani bahsedilen fiil gerçekleşmişse o cümle olumlu cümledir. Eğer olumsuz eki almış veya değil de yapılmışsa isim cümlesi ise burada da ne vardır? Burada da olumsuz cümle, olumsuz cümle vardır. Buraya kadar neye baktık? Yüklemine göre cümleler, öge dizilişine göre cümleler ve anlamına göre cümlelere baktık. Bunlar kolay kısmı aslında. Bunları daha kolay bulabileceğimiz şeyler. Geldik en önemli kısmıza. Yapısına göre cümleler. Yapısına göre cümleler deyince kendi içerisinde dörde ayrılır. Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle. Basit cümle. Basit cümle içerisinde yan cümleci olmayan cümleye basit cümle diyoruz. Peki hocam, bana yan cümleci söyle. Yan cümlecik Gizem, nelerden oluşur yan cümlecik? Aslında bileşik cümlenin türleri bize yan cümlecin türlerini de göstermiş oluyor. Eğer bir cümlenin içerisinde fiilimsi varsa, ki varsa, SSA varsa veya iç içe başka bir cümle varsa orada yan cümlecik var demektir. Tekrar söylüyorum bir cümlenin içerisinde ki bunlar bu söylediklerim aslında bileşik cümlenin türleri. Bir cümlenin içerisinde ki, sase veya fiilimsi ekleri en zor da budur zaten. Fiilimsi ekleri ve iç içe başka bir cümle varsa o cümlede yan cümlecik vardır. O zaman basit cümle söyleyelim. İçerisinde yan cümleci olmayan. Ne demek bu aslında hocam? Bu şu demek. İçerisinde ki, sesa veya fiilimsi ki veya içinde başka bir cümle olmayan cümlelere basit cümle diyoruz. Basit cümle içerisinde yan cümleci olmayan cümledir dedik. Peki geçelim bileşik cümleye geçelim buradan da. Bileşik cümle içerisinde kendi içerisinde dörde ayrılır. Girişik bileşik cümle, şartlı bileşik cümle, kiili bileşik cümle ve iç içe bileşik cümle. Bak bileşik cümle çok önemli. Çünkü hep karşımıza çıkacak burası. Girişik bileşik cümleye bakalım. Ne demek? Girişik bileşik cümle. Adına çok takılma oradaki. İçerisinde fiilimsi olan cümlelere girişik bileşik cümle diyoruz. Fiilimseli hatırlayacağız işte burada. Yani fiilimsel bilinmezse bu cümle türü de bilinmez. İsim fiil ekimiz maışmak. Zarf fiil ekimi, sıfat fiil ekimiz an, ası, mezar, dik, ecekmiş veya zarf fiil eklerimiz ıp, arakmadan, meden, maksızın, meksizin diye sahip gittiğimiz ekler. Mesela bu ekler olduğu anda cümle girişik birleşik cümle oluyor. İsterse iki kelimenin oluşsun. Nasıl hocam? Mesela koşarak geldi. Cümle bu. Ama bu cümle yapı olarak nasıl oluyor işte? Girişik birleşik cümle oluyor. Çünkü içerisinde fiilimsi var. Fiilimsi olan cümlelere girişik birleşik cümle diyoruz. Şartlı birleşik cümleye gelelim. Şartlı birleşik cümle SSA ile yapılır. Mesela
Bu yoldan gidersiniz, havaalanına daha çabuk varırsın. Derslerden düzenli çalışırsan başarılı olursun. Biz bunlara şartlı bileşik cümle diyoruz. Oradaki çalışırsan işte eğer ögelerini ayıracak olursak ne olacak? Kendi içerisinde bir yüklem, yan cümlecik özelliği gösterecek. Ama bütün cümlede başka bir öge olmuş olacak. Ki'li bileşik cümle, bu da çok kolay görürüz bunları. Ki ile yapılan, bağlaç olan ki ile yapılan cümlelere biz ki'li bileşik cümle ya da ilgi cümlesi diyoruz. Ki bağlacı ile yapılır. Anladım ki çile çekermiş hep anneler veya duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Burada işte bu ki'li bileşik cümle Türkçenin yapısına çok da uymayan cümle tipidir. Ögelerini ayırırken nasıl yapacağız? ÖSYM bunu asla ögelerini ayırmak için sordurmaz. Çünkü üniversite bize öğrettiklerine göre bu cümleyi normale düz cümleye çevireceğiz. Ondan sonra ögelerini ayıracağız. Ama ki'li bileşik cümle diye bir şey olduğunu bileceğiz. İç içe bileşik cümleye gelelim. İç içe bileşik cümlemiz cümlenin içerisinde, tırnak içerisinde veya virgülle ayırarak başka bir cümle vermişse burada iç içe birleşik cümle var demektir. Mesela öğretmenimiz yine görüşeceğiz dedi. Bunu nasıl soruyor işte? Diyor ki yan cümlecik nesne göre önde kullanılmıştır. Yan cümlecik şu görevde kullanılmıştır diye soracak bize. Burada yan cümleci nasıl bulacağız? Tırnak içerisinde verir ya da virgülle ayırır mesela. Bu notuna bakarsan eğer bu gönderi kapıdaki tabelada rahatsız etmeyin yazıyor. Yazıyor yüklem. Nerede yazıyor? Kapıdaki tabelada ne yazıyor? Rahatsız etmeyin. Nesne oldu bak. Toparlayalım burayı. Anlamına göre pardon, yapısına göre cümlelerde devam ediyorduk. Yapısına göre cümleler basit, birleşik, sıralı ve bağlı olmak üzere dörde ayrılır. Basit cümle ne demiştik? İçerisinde fiilimsi, ki, sesa, iç içe cümle olmayan cümlelere basit cümle diyoruz. Tam tersini söyleyecek olursak da işte bileşik cümle de kendi içerisinde dörde ayrılır. Girişik bileşik cümle içerisinde fiilimsi olan cümledir. Şartlı bileşik cümle sesa ile yapılan cümledir. Ki'li bileşik cümle ki bağlacı ile yapılan cümledir. İç içe bileşik cümlelerimiz ise cümle içerisinde başka bir cümle varsa orada iç içe birleşik cümle vardır. Geldik son iki kısma. Bunlar daha kolay. Sıralı cümle, bağlı cümle. Sıralı cümle. Bu da bir cümle türü. Birden fazla yargının birbirine ya da yüklemin diyelim, yüklemin birbirine virgülle ya da noktalı virgülle bağlanmasına sıralı cümle diyoruz. Çok kolay. Yani adam nokta koymamış, virgül koymuş. Sonbahar geldi, köyde kış hazırlıkları başladı. Burada işte dikkat edeceğimiz bağımlı sıralı, bağımsız sıralı var. Bu kafamızı çok karıştırmayacak. Bağımlı sıralı demek eğer cümle içerisinde öge ortaklığı varsa, bu özne olabilir, nesne olabilir, yüklem olabilir. Biz bunlara bağımlı cümle diyoruz. Ne demek bağımlı cümle? Eğer o verilen cümlelerin herhangi birisinde öge ortaklığı varsa, özne olabilir, bu ögemez, nesne olabilir, yüklem olabilir. Biz bunlara bağımlı sıralı diyoruz. Mesela çocuklar güverteye çıktılar, martılara ekmek attılar. Şimdi çıkan kim? Çocuklar. Atan kim? Çocuklar. Bak, bağımlı sıralı, öznesi ortak, bağımlı sıralı cümle oldu. Veya bir başka örnek burada. Müdür başarılı öğrencileri sahneye çağırdı ve tek tek kutladı. Çağıran kim? Müdür. Kimi çağırdı? Başarılı öğrencileri. Bak, hem öznemiz hem nesnemiz ortak. Kutladı. Kutlayan kim? Müdür. Kimi kutladı? Başarılı öğrencileri. Hem öznemiz hem nesnemiz burada ortak. Bu dolayısıyla bu bağımlı sıralı cümle oluyor. Bir de bağımsız sıralı cümlemiz var. Bağımsız sıralıda da öge ortaklığı olmayan sade virgülle ayrılan cümlelere bağımsız sıralı cümle diyoruz. Ve son cümle türümüz yapısına göre cümlemizde bağlı cümle. Bağlı cümle kadar basit bir cümle türümüz yok. Niye? Bağlaçlarla bağlanan cümlelere bağlı cümle diyoruz. Evin kapısı açıldı ve dışarıya yaşlı bir adam çıktı.
Burada toparlayalım. Yapısına göre cümleler basit, birleşik, sıralı, bağlı cümle olmak üzere dörde ayrılır. Bugün ne yaptık? Bugün ders biraz uzun oldu çünkü konu uzun aslında. İzlerken daha notların hızlı takip edersin sen. Ne yaptık bugün? Cümle türlerine baktık. Cümle türleri önemli bir konu. Cümle ögelerinin bir üst konusu demiştik. Burada cümle türü deyince dört başlık mutlaka aklımıza gelecek. Ne? Yani bir cümleyi sorduğu zaman mesela burada sana göndereceğim not da var. Dört şekilde de istiyor mesela. Bir cümle veriyor. Bu cümleyi dört şekilde incelememiz istiyor. Bunlar nelerdir? Yüklemine göre, öge dizilişine göre, anlamına göre ve yapısına göre olmak üzere. Mesela basit bir örnek vereyim, hemen bitireyim burayı. Ahmet okula geldi. Ahmet okula geldi. Cümlemiz bu olsun. Bu cümle yüklemine göre fiil cümlesi. Fiil cümlesi. Öge dizisine göre kurallı çünkü yüklem sonda. Anlamına göre iş gerçekleştiği için olumlu. Yapısına göre içerisinde fiilimsi veya ki veya sesa veya içerisinde iç içe birleşik cümle olmadığı için yapısına göre de basit bir cümledir. Cümleyi şöyle söyleseydik nasıl olacaktı hocam mesela? Ahmet okula koşarak geldi deseydik bu sefer hemen yukarıdakilerin hepsi tamamdı. Yani yine fiil cümlesiydi, yine kurallı cümleydi, yine olumlu cümleydi ama yapısına göre hemen değişecekti. Çünkü içerisinde fiilimsi var. Fiilimsi olan cümlelere çok dikkat edeceğiz. Fiilimsi olan cümleler nedir? Fiilimsi olan cümleler girişik birleşik cümledir. Bu türü asla unutmayacağız. İçerisinde fiilimsi varsa bir cümle, bu cümle girişik birleşik cümledir. İnşallah göndereceğim nottan takip et ve sorularını çöz. Başaracağına inanıyorum Gizem. Kolay gelsin.